Şimdi arkadaşlar birinci terim eksi 1, ikinci terim artı 2, üçüncü terim eksi 3, dördüncü terim artı 4 diye gidiyor. Şimdi her iki terimde bir, bir artıyor ama cevap negatif çıkmış. O zaman tek sayı da bitecek. Çünkü tek sayı olduğu zaman örnek eksi 79 gibi bir şey düşünün. Burada zaten yok şıklarda. 79. terimde arkadaşlar buraya kadar olan terimlere bakarsınız, toplarsınız. Bunda da nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Şimdi eksi 79 diye şıklarda olmayan bilerek bir örnek verdim. Bundan bir önceki artı 78'dir. 78'i 2'ye böldüğünüz zaman 39 yapar. Artı 39'a eksi 79 eklerseniz eksi 40 yapacaktır arkadaşlar tamam mı? Bunun gibi düşünün. Haliyle burada biraz fark etmemiz gereken şey 2 ninci terimde toplam n'ye eşit arkadaşlar. Sonra bundan bir fazla olan 2N artı birinci terimde buraya kadar olan toplam ne? 2N artı birinci terim tek terim olduğu için üzeri tek negatif olacak. Eksi 2N eksi 1 olacak. Bunların da toplamı böylece bakın. Eksi N eksi 1. Yani buradan eksi 37. Eksi N eşittir. Eksi 36'dan N 36 gelecek. N 36 olduğu için de aslında son terimimiz. 36 çarpı 2 72 bir daha 73 oluyor arkadaşlar d şıkkı. Türevin limit tanımı fx eksi f a bölü x eksi a f türev a'dır. Bu yüzden f türev 4 0 olarak verilmiş arkadaşlar. İkinci dereceden bir fonksiyonmuş. ax kare artı bx artı c'nin türevi 2ax artı b'dir. Şimdi x yerine 4 yazdığınız zaman 8a artı b eşittir 0 oluyorsa... B buradan eksi 8 A'dır arkadaşlar. Bunu hemen bir söylemiş olalım. O zaman bu fonksiyonun tepe noktasının apsisi arkadaşlar ne alaka diyeceksiniz şimdi göreceksiniz olayı. Eksi B bölü 2 A ya haliyle eksi 8 A bölü eksi eksiden artı 8 A oldu. 2 A'dan 4. Bakın şimdi 7 ile 1'in orta noktası neresidir? 7 artı 1 bölü 2'den 4. O zaman F7 F1'e eşit. Yine 12 ile eksi 4'ün orta noktası 12 eksi 4 bölü 2'den 4'tür. Bunlar da birbirine eşit 2 olacak. Yani soruda parabolün tepe noktasının 4 olduğunu gördük. 4 olduğunu görünce böylece bu değerleri bilmek zorunda kalmadık. Çünkü A'yı bilmiyoruz, B'yi bilmiyoruz, C'yi bilmiyoruz. Zaten yerine yazsak da böyle uğraştıra uğraştıra yine bu iki cevabını elde ederiz. Simetrik olan iki noktanın ordinatlarının da aynı olduğunu hatırlayalım. Cevap B şıkkı. Sağdan yaklaştığımız zaman limiti olan, limiti 2 olan yer. Şöyle bir işaretleyelim, bir görelim bir. 2 şimdi burası. Sağdan limiti 2 olan yer neresi? 3'ün sağında bakın. 3'e sağdan yaklaştığımızda limit gerçekten gördüğünüz gibi 2'ye yakın. O zaman A 3 olabilir. Yine baktığınız zaman eksi 4'e sağdan yaklaştığınızda limit 2'ye yakın geliyor. A 2 de olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi şey A neymiş? Eksi 4 affedersiniz. A bir de Şöyle şurayı karalayayım. A bir de eksi 4 olabilirmiş. B'ye baktığımız zaman şimdi eksi 3 olması için limitin. Eksi 3 nerede oluyor arkadaşlar bakalım. Eksi 3 burası. O zaman eksi 4'ün solunda limit eksi 3'e eşit. Yine 5'in solunda gördüğünüz gibi limit eksi 3'e eşit. Buradan B'nin alabileceği bir değer 5 en büyük. A'nın alabileceği en büyük değer 3. Toplamları 8. B'nin alacağı en küçük değer eksi 4. A'nın alacağı en küçük eksi 4. Toplamları eksi 8. Bunların toplamının farkı 16 oluyor. E şıkkı. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı alfa. X, Y eşittir. 3X artı 4. tanjant alfa arkadaşlar. Doğrunun eğimine eşittir. Sağ yatık bir doğru bakın. Hatta şöyle yapayım. Sağ yatık bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı eğime eşittir. Burada da tanjant alfa 3. O zaman tanjant x arkadaşlar tanjant alfadan küçük olacağı için kök 3 çarpı 3'ten tanjant x küçük olacak. Aynı zamanda 30 dereceden de büyük olduğu için kök 3 tanjant 30 1 bölü kök 3'tür unutmayın. Böylece tanjant x 1 ile kök 27 arasında arkadaşlar 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. 9 5 daha 14 değişik Toplam fonksiyonlarında fark fonksiyonlarında çarpımlarda ve bölümlerde tanım kümelerini Kesiştirmeniz gerekiyor yani burada Eksi 2 ile 3 aralığı olacak tanım kümesi buna dikkat et arkadaş, dikkat edin arkadaşlar Şimdi görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş Bunun içinde Taraf tarafa topladığımız zaman bakın 3x artı 5 olacak Hemen 3x artı 5 bir doğru denklemi olduğu için arkadaşlar doğru denklemlerinde uç noktaları yerine yazmanız yeterlidir. Çünkü böyle artan bir fonksiyondur. Her noktada tanımlıdır. Bize sıkıntı çıkarmaz. Eğik bükük bir doğru eğri olmadığı için yerine yazmanız yeterli. Parabol falan olsaydı mecburen ne yapardık arkadaşlar? Yerine yazmayıp grafikten bakardık. Şimdi eksi 3 çarpı 2 eksi 6 5 daha eksi 11. 3 koyarsak 9, 5 daha 14. Açık aralık 14 ile eksi 1 arasında 15 eksi 1'den 14 tane sayı var arkadaşlar C şıkkı. Sivri noktada türev olmaz arkadaşlar. Evet o yüzden 3 noktasında türev yoktur doğrudur. Şimdi arkadaşlar fx'in bakın burası zaten bir doğru. Doğrunun eğimi nedir? Her noktada sabittir. Şimdi bu doğru şöyle uyduruk bir şey yazacağım. Y eşittir mx artı ne olsun? Bunu siz birinci türevini aldığınız zaman m olur. ikinci türevini aldığınız zaman sıfır olur. O yüzden bunun türevi sıfır. Aynı şekil eksi 2 için de geçerli. Sonuçta fonksiyonun bu kısmının da gördüğünüz gibi bir doğru olduğunu biliyorum. Birinci türevi yine böyle bir eğimi k olsun. K'dır. Bir daha türevini aldığınız zaman sıfırdır arkadaşlar. İki tane sıfırın toplamı yine sıfır olacaktır. F türev 5 fonksiyon artan bir fonksiyon olduğu için sağ tarafta artıdır. F türev 0 Fonksiyon bu noktada bakın azalan bir fonksiyon olduğu için türevi negatiftir. Artı çarpı eksiden bu yüzden bu eksi olmalı cevap 1 2 C şıkkı. Şimdi önce bir BN'i yazalım bakalım. BN arkadaşlar ne olacak? B1 çarpı R ortak çarpımımız 4 üzeri aradaki fark ne? N eksi 1. B1 dediğimiz zaten 3'tür. O yüzden B1 gördüğüm yere 3 yazıyorum. AN arkadaşlar A2 3 bunun da ortak çarpanı 2, aradaki terim farkı n-2 tabii ki. Böylece bn bölü an, sadeleştirdiğimiz zaman 3'ler gidecek. 4 zaten arkadaşlar, 2 üzeri 2n-2, aşağısı da 2 üzeri n-2, sadeleştirdiğimizde 2 üzeri n yaptı. Limit n 3'e giderken 2 üzeri n, artık tanımsızlık problemi olmadığı için yaz yerine 2 üzeri 3'ten 8 değişik. Şimdi arkadaşlar A'ya gelmesi için bir kere K'dan çıkanın 3 farklı yoldan gelmesi lazım. L'den çıkanın da 3 farklı yoldan bir tanesinden gelmesi lazım. 3 çarpı 3 9 yoldan A'ya ulaşabilirler. Yine aynı şekilde B'de karşılaşırlarsa eğer 3 üç çarpı 3'ten yine 9 farklı şekilde karşılaşırlar. Yine K'dan C'ye 3 farklı yol, L'den C'ye 3 farklı yol olduğu için burada da 9 farklı şekilde karşılaşırlar. Yani toplamda 9, 9 ve burası da 9 olduğundan 27 farklı şekilde aynı noktaya gelirler C şıkkı. Verilen fonksiyon fx eksi 2 sorulan fonksiyon fx artı 1. O zaman biz hiç böyle riske girmeyelim. Verilen fonksiyona uygun bir şekilde diyelim ki x artı 1 eşittir u eksi 2 olsun. Böylece arkadaşlar sınır ne olur? x'e 2 verdiğiniz zaman e, u kaç yapıyor? 3 olması için 5 yapar. x'e Eksi 3 verdiğiniz zaman arkadaşlar u da buradan eksi 2 olması için 0 sıfır yapar. 0'dan 5'e f türev u eksi 2 bölü kök içinde f türev u eksi 2 çarpı du. Zaten her iki tarafın diferansiyeli de gördüğünüz gibi dx eşittir du oluyor. Özel bir durum olmuyor. Şimdi burada da bir değişken daha yapacağım. Diyeceğim ki f u eksi 2 arkadaşlar t olsun. Böylece f türev u eksi 2 d u eşittir d t olur. Şu ifade bakın sınırları bir boş verin önce onları hallederiz. Bu f türev u eksi 2 d u d t olduğu için pay d t. Payda da arkadaşlar direkt kökte. Bu nasıl dışarı çıkar? t üzeri eksi 1 bölü 2 olduğu için kökte. 1 arttır üstünü t üzeri 1 bölü 2. Yaz onu paydaya 1 bölü 2. Ne olarak çıktı? 2 t üzeri 1 bölü 2 demek. 2 kök t demektir. Artık t gördüğün yere geri fu eksi 2'yi yaz. Artık bu integralden çıktı pardon. 2 kök içinde fu eksi 2. Ve sınırlarımız da arkadaşlar 5'ten 0'a. Olay bitti. İşte bu. Bu arada fu eksi 2 dediğimiz zaten bu. U dediğimiz bir harften ibaret artık bunun yerine f x eksi 2 yazabiliriz hiç merak etmeyin en son bunu yazma hakkınız var çünkü x u a k bunlar hep değişken arkadaşlar aynı elde ettiğiniz zaman u d u x d x bunların hepsine aynı harf yapma hakkınız var sorunun en sonunda. Artık x'e 0 verdiğimiz zaman bakın y'si ne oluyor? x eksi 2 yaptım ya ben zaten bunu. x'e 0 verdiğimde cevap 4 geliyor. O zaman 2 kök 4. Eksi x'e 5 verdiğim zaman y'sine geliyor 1. 2 kök 1. Böylece 4 eksi 2'den cevap 2 geldi. Bakın burada kafasına bazı arkadaşların yatmayabilir mevzu. Onu söyleyeyim. Hocam x yerine 0 yazdığımız zaman ama f eksi 2 oluyor. Ama eksi 2'nin değeri burada verilmemiş. Sakın demeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar şu anki fonksiyonuz fx değil. fx eksi 2 bu şu demektir. Sen x'e 0 verdiğinde, x'e 0 verdiğinde y'si 4'tür. Bu 0'a 4 noktasıdır ama fonksiyon f eksi 2 eşittir 4'tür. Anlaştık mı? Bu önemli. Ee, onu söyleyeyim. Yine bak, x'e 5 verdiğinde f3 1 yapıyor. Ama normalde bu nokta 5'e 1 noktası ve sen x'e 5 verdiğin zaman y'e 1 oluyor. Bunlar fonksiyonlardan kalan basit ama önemli ayrıntılar. Bunu da böyle hatırlatmış olayım. Cevabımız B şıkkı oldu. F fonksiyonu azalansa f türev x negatif işaretlidir arkadaşlar. G fonksiyonu da artansa o zaman türev aldığımızda 6 f x çarpı f türev x bu negatif işaretli o zaman f x negatif değerli. Yani y değerleri negatifmiş. Görüntü kümesi eksi 7 ile 10 demiş ya aslında onu biz düzeltelim. Bir nevi hata olduğu için değil yani. Negatif değerler alması gerektiği için eksi 7 ile maksimum e, sıfıra çık aralığı yapayım. Eksi 7 ile sıfır aralığında olabilir arkadaşlar. Bu f'in alacağı değerler. Bu yüzden f3 fonksiyonunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 7'den eksi 1'e kadar bütün negatif tam sayıları alabilir arkadaşlar. Dolayısıyla 7 tane değeri vardır alacağı. Sabit fonksiyonsa arkadaşlar bunların ikisinin de değeri aynı gelmek zorunda. m kare eksi 4n artı 7 de yine aynı şekilde 3 eksi n kare de aynı cevap çıkar. m kare eksi artı n kare sol tarafa attım. Eksi 4n artı 4 eşittir 0. Dikkat bu m kare zaten bu da n eksi 2'nin parantez karesi. İki tane sayının karesi toplamı 0 ise bunlar ayrı ayrı 0'dır. m de 0 olur. N de 2 olur arkadaşlar buradan. Böylece artık f fonksiyonunun değeri yerine yazarsak ne verirsen ver fx eşittir. N'yi 2 bulduk. Eksi 1 olur arkadaşlar. Bu da eksi 1, bu da eksi 1, bu da eksi 1. Cevabımız B şıkkı eksi 3. Şimdi arkadaşlar payda da x'e eksi 2 verdiğin zaman paydayı 0 yapıyor. O zaman sayı bölü 0 12'ye eşit olamayacağına göre bu normalde 0 bölü 0 belirsizliğiymiş. Yani f eksi 2 de sıfırmış arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde 4 yazdığınızda f4 de sıfırmış. Ve yine 6 yazdığınızda f6 da sıfırmış. Buradan çıkartacağımız sonuç demek ki bu fonksiyonun eksi 2 sonra 4 ve 6 kökleri arkadaşlar. Bizden d ve e'yi istiyor. Şimdi burada tabii ki aynı zamanda yapmamız gereken şey d ve e'yi bulmak. Hemen fonksiyona bakalım bir baş katsayı k baş katsayısı olsun. Sonra x eksi eksi 2'den x artı 2. Sonra x eksi 4, x eksi 6. Paydasına x artı 2 yazarsak ilk verdiğinden yararlanarak. Burada limit x gerçekten eksi 2 yazdığınızda pay ve payda 0 oluyor. Artık bundan kurtulduk. Sadeleştirdikten sonra eksi 2 yazarsak k çarpı eksi 6 Eksi 2 eksi 6 daha eksi 8 eşit oldu 12'ye. Buradan da k'nın 1 bölü 4 olduğunu gördük. Demek ki bu fonksiyon 1 bölü 4 x artı 2 x eksi 4 ve x eksi 6'ymış. Paydasına şimdi siz x eksi 4 yazarsanız bunlar sadeleşir. Limit x 4'e giderken gönül rahatlığıyla paydalar ve paylar sadeleştiği için 4 yazarız. 1 bölü 4 4 artı 2 6 4 eksi 6 eksi 2 eksi 12 bölü 4'ten eksi 3 oldu arkadaşlar. D'yi eksi 3 bulmuş olduk. Şimdi bir de gelelim x eksi 6'da durum nedir? Ee, 1 bölü 4 x eksi 6 x eksi 4 x artı 2 bölü x eksi 6 bunlar gitti. Limit x 6'ya giderken 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 6 artı 2'den 8 oldu. Buradan da 16 bölü 4'ten 4 yaptı. E'yi de 4 bulduğumuz için toplamları 1 oldu arkadaşlar D şıkkı.